Çiçek peseti, bonjour. Alo, iyi günler. Çiçek siparişi vermek istiyorum. Sitenizdeki 44. ürün. Tabii ki efendim. Adres alabilir miyim? Alıcının adı soyadı lütfen. Ömer Konakçı. Peki gönderenin adı soyadı? Ömer Konakçı. Yok, alıcı değil efendim, gönderenin. Tamam, Ömer Konakçı. Ha, ikisinin de adı Ömer Konakçı, öyle mi? Yok, Ömer bir tane. Sizin adınızı alabilir miyim efendim? Ömer Konakçı. Pekala. Alıcının adını alabilir miyim? O da Ömer Konakçı. Bakın, ikisi de Ömer Konakçı. Hayır, o tek kişi. Anlamadım. Beyefendi, siz çiçeği kendiniz mi gönderiyorsunuz? Evet, vallahi helal olsun. Hemen anladınız. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor efendim. Benim de. Peki, siparişinizi aldık efendim, gönderiyoruz. Not almayacak mısınız hanımefendi? Aldım ya efendim. Ne aldınız? Bilgilerinizi not aldım işte. Çiçeğin üzerine bilgileri mi yazacaksınız? Aa, siz çiçeğe yazılacak nottan bahsediyorsunuz. Yok artık. Nasıl bu kadar hızlı anlıyorsunuz? Sanırım düzenli kayısı yiyorsunuz siz de. Hayır, maalesef hiç yiyemiyorum. Çok belli. Ama ben size bir güzellik yapayım, göndereyim, bol bol yiyin. Yiyin ki aklınız başınıza gelsin. Ya babaannemin deyimiyle ye ye ki aklın başına gele. Nasıl yani? Siz not da bırakmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla, doğru mu? Bakın kayısının adını duyar duymaz nasıl çalışmaya başladı. Bir de o kayısıyı yediğinizi düşünün. Notunuzu alayım lütfen. Kocacığım, bir Elazığlı olarak Dünya Malatyalılar Günü'nü kutlarım. Aa, şimdi anladım. Siz eşiniz adına kendinize çiçek gönderiyorsunuz. İş yerinde biraz da bizim havamız olsun. Tek Malatyalı benim.